tekrar birlikteyiz. Biraz konuşmalı bir video çekeceğiz yine. Şöyle anlatayım. Aslan şu anda uyuyor bu arada. Aslan'ı da göstermek istiyorum aslında ama hep böyle hani vakit bulamadığım için uyuduğu zamanlara denk getiriyorum video çektiğim zamanları. O yüzden de pek gösteremiyorum ama inşallah ilerleyen dönemlerde göstereceğim. Şöyle devam edelim. Yani şu anda aslan ikinci ayı bitecek. Deneyimlerim neler derseniz Gerçekten böyle Çok farklı şeyler yaşıyorum Yani geçen gün eşim bana dedi ki Annelik nasıl bir duygu Ben direkt Aslan kucağımdaydı zaten Ağlamaya başladım Yani hiçbir şey söyleyemedim Böyle ağlıyorum O da gülüyor tabii benimle Eşim çok komik bir insan olduğu için dalga geçiyor Ama ben ağlıyorum Böyle ona bakıyorum Anlatamam falan diyorum Çok değişik bir duyguydu yani hala farklı şeyler Şimdi Hala sanki böyle inanamıyorum. Yani o çocuk benim mi değil mi? Uyuduğu zaman gidip bakıyorum. Uyusun diye gözünün içine bakıyorum. Sonra uyansın diye gözünün içine bakıyorum. Böyle garip bir duygu. Bugün doğumdan sonra ilk defa kendim büyük bir temizlik yaptım. Onu da babasına verdim. Uyutuyordu o da. Gayet rahat geçti. Yani hani bebekli temizlik yapılmaz. Bebekli yemek yapılmaz. Böyle şeyler söyleyenler oluyor ama... Ben gayet de hani her işimi halledebiliyorum çok şükür ki Aslan e, gaz problemini atlattı e, süreden itibaren gerçekten e, beni yormayan bir bebek. Gaz problemi demişken de şöyle başlayalım artık geçen videoda bahsetmiştim aslında çok çok büyük bir gaz problemi vardı. İlk 10 gün her şey mükemmeldi. Herkes diyorduk ki işte erkek bebekler e, gazlı olur. Ben de diyordum ki her bebek aynı değil. Bakın benim çocuğum gayet hani yapıyor. E, tuvaletine de çıkabiliyor. Gayet gazını da çıkartabiliyor diyordum ki çok büyük konuştuğumu fark ettim. Tam 10 gün geçti. 11. gün. Sürekli ıkınıyor. Sürekli ıkınıyor. Çocuk yani yani yapamıyor gerçekten tuvaletini de yapamıyordu. E ee, ve sürekli bağırıyor, ağlıyor, huzursuz uyumuyor. Hiçbir şekilde e, emmiyor. Emdiği zaman sürekli kafasını geri çekiyor çünkü huzursuz yani karnı taş gibi. En sonunda doktora götürdük. Doktor bize met, metsil diye bir e, damla verdi. Hiçbir şey yaramayan. Ama o bize verirken şöyle bir şey söyledi. E, bu damlayı kullanın. yaramasını değiştireceğiz diye iki tane altta kağıt verdi bize. iki tane damla yazdı. Tabii ki de ben onu beş gün falan yani e zorla hani çocuk artık zorla masajlarla yapıyordu tuvaletini. onu verdim yok işe yaramadı sonra eşime dedim git bana eczaneden yazdığı ilaçlardan birini al onu kullanalım sonra nurse Harvey, harveys diye bir e, şurup kolik bebekler içinmiş bu arada Aslında kolik olduğunu öğrendik e, çünkü gerçekten belli saatler arasında sabah karşı böyle sürekli ıkınıyor ıkındığı zaman yapamıyor ve kıpkırmızı oluyor yani sürekli ağlıyor sürekli böyle Sonra e, tabii biz o şurubu aldık, biraz iyi geldi. Ama sonra sanırım bağışıklık mı yaptı, ne yaptı bilmiyorum. Bu sefer tekrardan. Ben bu sefer işte internetten işte ne yapmalıyım, ne etmeliyim, işte zeytinyağı verin diyor, zeytin masaj yapın diyor, e, her gün masaj yapın diyor, bebe yağları hepsini yapıyorum tabi. Ne yap işte kimyon içinde bir gün e, Instagram'da takip ettiğim bir kullanıcı vardı o bebe bebeği olmuştu. O bebeği için kendi kimyonu kaynatıp kimyonu içiyormuş. Ben de bunu deneyeyim dedim. Üç gün mide fesatından gerçekten kötü duruma geldim. Yani öğürüyorum. Hadi sadece bir gün içtim. Ya bunu nasıl dayanıyorlar bilmiyorum. Kimyon niye geliyor diyorlar ama hani dayanamadığım için bilmiyorum. Rezene çayı içtim, kimyon içtim, gazlı hiçbir şey içmedim. Sürekli su içtim. Bebeğime zaten anne sütünden başka hiçbir şey vermiyorum. Hani gaz yapıcı bir şey değil yani. Mama, mama versem anlayacağım hani bir şey olduğunu anlayacağım. Sonra biz tabii o ilacı da bıraktık. Sonra ben e, o ilaç bitti. Ben eczaneye gittim ve başka bir ilaç hani istediğimi söyledim. Bana bir diye bir damla verdi. Bu, bu da e, yani bağırsak düzenleyiciymiş. Ama ben onu verdi Bu çocuk iki gün boyunca hiçbir şekilde tuvaletini yapamadı ve kıpkırmızı. Yani zaten uyumadım o iki gün boyunca hiç uyumadım. Sonra tekrardan doktora götürdük. E, doktor dedi ikisini birlikte Onur Serve ile Biogaya ikisini birlikte kullanın dedi. E, i̇kisini birlikte kullanmaya başladım. Yani biraz daha hafifledi. Sonra ben dedim ki böyle olmayacak ben ilaçları bırakacağım. İlaçları bıraktım. Her gün e, poposuna zeytinyağla masaj yapıyordum. Vücuduna yapıyordum. Karın bölgesine yapıyordum. E, günde en fazla iki kere çıkartabiliyordum bu şekilde. E, yani gerçekten çok zorlanıyordu. Yani onu bile zorlanarak yapıyordu yani. Sonra en sonunda mevlüt günümüzden bir gün önce doktora götürdük. İşte bu göz muayenesi, kalça çıkığı muayenesi için doktora götürdük. E bu arada onlar çok iyi çıktı çok şükür. Doktor artık dedi böyle olmayacak. iki adet damla verdi bize. E biri kusmasını engelleyecek dedi. Aşırı derecede kusuyordu. Yani alttan çıkartamadığını üstten çıkartıyordu. Biri kusmasını engelleyecek dedi. Diğeri de tuvaletini yaptıracak dedi. Çok şükür Allah'ım şükürler olsun. Şu anda ikinci haftamızdayız. İki haftadır gayet rahat bir şekilde tuvaletini yapabiliyor. Yani hiçbir sorunumuz yok. Gerçekten uyuyabiliyor. Uyuyabildiği için de mutlu oluyor. Hani kendi gülücükler saçıyor. Oyun oynamak istiyor Uyuyabildiği için de daha fazla uyanık kalıyor. Normalde uyuyamadığı için sürekli uyuma isteğiyle gözlerini kapatıyordu. Ama bir türlü uyuyamıyordu. Şimdi Allah'ınıza çok şükür bugünleri atlattık. İnşallah 3. ayın sonunda bitiyor diyorlar ama bazı bebeklerin 6. ayına kadar sürüyormuş. Biz şu anda tam 3. ayımıza girdik. 3. ayımızda da bu ilaçları sayesinde daha rahat yapabileceğini düşünüyorum. Böyle devam etmesini istiyorum. İkinci bir konumuz da e, anne sütü arttırıcı neler içiyorum, neler yapıyorum. Yani ekstra hiçbir şey yapmıyorum aslında. Sadece bol bol su içiyorum. Bu su sayesinde ben sütümün geldiğini düşünüyorum. Aslında e, ilk zamanlar soda içiyordum. Ben bunu bir yerde okumuştum. Sade soda içiyordum. E, gaz yapmıyordu sanırım yani bilmiyorum tam olarak ama e, sade soda içiyordum. E, bu benim sütümü yani aşırı derecede getiriyordu. Hani gerçekten getiriyordu ama sonra onu bıraktım belki o da gaz yapıyor olabilir diye düşündüm. Her şeyi deniyoruz ve bırakıyoruz yani. Ee, bol bol su içtim. Normal yemek yapmaya devam ettim. Hani e, işte şunu yapmayayım da gaz olur, bunu yapmayayım da gaz olur falan diye düşünmedim. E, Yemeğimi de kesmedim çünkü kesersem biliyorum hani kendim güçsüz kalacağım ve bebeğime süt olarak e, veremeyeceğim, sütüm kesilecek diye düşündüm. Ee, böyle devam ettim. Yani Allah şükür iyiyiz. Çok da e, güzel geçti kontrollerimiz. E, kontrollerimiz güzel geçince biz de mutlu oluyoruz bu yani anne sütü içinde bunları söyleyebilirim internette bazı yerlerde işte şekerli şeyler tüketin falan diyor işte meyve suyu tüketin diyor ilk zamanlar çok aşırı derecede kayısı meyve suyu şeftali meyve suyu içiyordum belki bunlar da hani gelmesine olanak sağlamıştır bilemiyorum şu anda o kadar çok tüketmiyorum sadece kahvaltıda kahve içmiyorum kahve hani çok sütü kestiğini internette gördüm çay çok fazla tüketmiyordum zaten ee, ama yine tekrardan rezenet çayı içiyorum. Belki bu da sütle alakalı bir durum olabilir. Dediğim gibi sütle alakalı bir durum olabilir. Yani şimdi şu anda e, oldukça güzel gidiyoruz. Deneyimlerimi sizle paylaşmamı çok istiyorum. İkinci aya kadar gece uykusu gündüz uykusu tamamıyla hiçbir şekilde düzenli değildi aslanın. Gece uyuyordu, uyumuyordu. Bazı geceler çok uyuyordu, bazı geceler az uyuyordu. Ya da gündüz tamamen uyuyordu, gece hiç uyumuyordu. En son şöyle bir şey yaptım. Dedim ki, madem bu çocuk gündüz uyuyor, gece uyumuyor, ben dedim duştan sonra hani bunu bir yatırayım bakayım ne fark ediyor. Gündüz yıkayayım önce, sonra gece yıkayayım ne değişiyor dedim. Gündüz yıkadığım zaman gerçekten neredeyse 5 saat falan uyuyor, ama gece yıkadığım zaman hiçbir şekilde uyumuyor yani uyuyor ama 2 saat 3 saat tekrardan kalkıyor bunu yani nasıl oturtacağım tamamıyla şu anda anlayamadım ya yani belki 3. ayımızda çözerim e, ee, mesela dün yıkadım gündüz yıkayım dedim çünkü bir, bir iki gün önce e, gece yıkamıştım bir fayda etmedi gündüz yıkayım dedim çocuğu gündüz saat 3'te yatırdım saat 7'ye kadar 8'e kadar uyudu ve tekrar uyandı e, emmek istedi emzirdim sonra tekrardan uyumak istedi yani bunun bir aralığını çözemiyorum bilen anneler yani bunu benimle paylaşırsa çok mutlu olurum gerçekten bu konuyla ilgili araştırma yapıyorum şu anda ama hiçbir şey bulamadım yani soruyorum anneme soruyorum Ümit'e soruyorum yani yeni o anne olmuş, eski anne olmuş, herkesi soruyorum ama yani bir çözümü yok. Duştan sonra çocuk rahatlar ve uyur derler ama gece bende aynı etkiyi yaratmadı. Neden olduğunu bilmiyorum şu anda açıkçası hiçbir şekilde çözemedim. Bu uyku probleminde atlatırsak gerçekten yani e, maşallah diyeyim. Aslanın uslu bir bebek olduğunu düşünüyorum, mutlu bir bebek olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben onu hani sürekli e, mutlu etmeye çalışıyorum, eşim mutlu etmeye çalışıyor, sürekli oyun oynatmaya çalışıyorum, uyanık olduğu zamanlarda güldürmeye çalışıyorum, gülmeye, anlatmaya, konuşmaya çalışıyorum. O böyle agu dediği zaman hani e, yani kollarını kıpırdattığı zaman böyle artık kendini de öne atmaya başladı hani kalkmaya çalışıyor. Bunları gördüğüm zaman böyle duygulanıyorum. Yani çocuğun an be an gelişimini takip ediyorum. Gerçekten çok güzel bir duygu. Oldukça harika bir şey. Evet. Bahsettiğim konular içerisinde bana yardımcı olabilecek birkaç kişi ya da en azından bir kişi varsa gerçekten bana ulaşmanızı ve yazmanızı çok isterim. Instagram adresim zaten altta yazıyor. Buradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi aslan Evet mızmızlanıyor. Benim ona bakmam gerekiyor. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.